Evet sevgili izleyicilerim, eğitimin merkezi Başıyordur'dan bugün ikinci kez merhaba, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet, sağlık sektörü biraz sonra programın bu bölümünde. Sağlık sektörünü A'dan Z'ye masaya yatıracağız ve çok değerli konuğum ki bu sektörde önde gelen isimlerden bir tanesi ve bilgisine hakikaten sözde değil kalben inandığım bir insan ve sorularınızın yanıtlarını bir bir ve en doğru şekilde vereceğini biliyorum. Evet konuğum, Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel. Sayın Yüksel hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii sizinle biz konuşurken siz hem bir üniversite kurucusunuz, mütevelliyet başkasınız, uzun yıllar tıp dünyası içerisinde doktorluk mesleğini icra ettiniz ve sağlık sektörü hakkında Türkiye'de önde gelen isimlerden bir tanesiniz. Şimdi bizim ülkemizde sağlık sektörü ne durumdadır? Yeterli mezun var mı? Yoksa hala ihtiyaç var mı? Ne durumdayız? Şunu kısaca bir masaya yatıralım. Efendim tabii sağlık sektörü bütün dünyada geliştiği gibi Türkiye'de de gelişiyor. İhtiyaç derseniz çok fazla. Tabii Avrupa'ya, Amerika'ya göre kıyasladığımızda doktor sayısı yarı kat, iki kat olması gerekiyor. Eczacı sayısı, diş hekimi sayısı iki kat olması gerekiyor. Hemşirelik dört kat olması gerekiyor. Fizyoterapi, ergoterapi gibi, dil konuşma gibi 10 ila 40 kat olması gerekiyor. Dolayısıyla tabii dünyada bilgi gittikçe artıyor, sağlığa yatırım artıyor. İnsanların ekonomik durumu geliştikçe sağlık yatırımları teknolojiyle beraber çok artıyor. Tanı imkanları artık yavaş yavaş çok kısalmış durumda. Çok erken tanıya gidebiliyoruz. Dolayısıyla gün geçmiyor ki yeni bir şey bulunmasın sağlık alanında. Sağlığa yatırım ondan dolayı da çok artıyor. Dolayısıyla dünyaya baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde Türkiye biraz geri sırada. Tabii bu branş olarak da öyle. Türkiye'de tanımlanmış 43 branş var ama Amerika'ya baktığınız zaman yaklaşık 400 branş var. Dolayısıyla Türkiye'de geliştikçe bu branşlar yavaş yavaş alt dallara bölünecek ve bölündükçe de daha iyi hizmet yapılacak. Ben tematiği çok önemsiyorum. Butik olmayı çok önemsiyorum. Tabii küçük olmayı önemsiyorum. Üniversitenize örnekler de gireyim. Tabii yani Biruni Üniversitesi olarak biz tabii sağlıkta tüm branşların olduğu bir üniversiteyiz. Orta ölçekli bir üniversite olacağız. İşte 6.000-7.000 civarında. Dünyadaki büyük iyi üniversitelere baktığınız zaman da sayı bu kadar. Hı-hı. Hiçbir zaman 8.000'i, 9.000'i, 10.000'i geçmiyorlar. Tabii önemli olan 4. nesil üniversitede iyi kişiyi bulmak, potansiyel insanları bulmak, o insanı keşfetmek ve ondan bilime katkı sağlayacak çalışma yapmasını sağlamak. Bu da tabii sayı küçük olarak oluyor. Birebir ilgilenmekle oluyor. Tabii üniversitemizde böyle bir kişi başına yani öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı çok fazla olduğu için dolayısıyla birebir ilgilenmek mümkün oluyor. Dolayısıyla tabii hemen yanı başımızda hastanenin olması, hastanemizin olması ve yani bileyim uygulama hastanemiz olması derken sizin bünyenizde bir hastane mi yoksa bir başka hastaneyle işbirliği mi? Onu da bu tabii çok önemli. Sağlık eğitimi biliyorsunuz bir taraftan akademi var, bir taraftan meslek edindirme var. Biz aslında usta çırak ilişkisi yapıyoruz. Tabii ki o hoca kendi hastanesinde çalışmalı ki öğrencisine sizinki? Daha tabii ki. Bizimki tamam. Kendi hastanemiz tamam. Bir tane şimdi geçen sene açtık, bu sene de bir tane açıyoruz. İnşallah çocukları kendi hastanemizde, kendi hocamızla eğiteceğiz. Bu çok önemli bir konusu olduğunuz şey. Çünkü çocuk bitirdiği zaman artık yetkin olmalı. Günün veya çağın gereksinimleriyle donatılmış olmalı. Bu da tabii bir akademi eğitiminiz iyi olacak. Bir de buna sunduğunuz hem uygulama alanları, hem staj alanları, hem de ne bileyim işte pratik alanları kendinizin olacak ki çok daha iyi yetiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki Sayın Rektör, sağlık bölümünden mezun bir olan öğrenci. Lütfen gençler buraya iyi izleyiniz. Çünkü girmek diye bile çıktığınızda iş dünyasına atılacaksınız. Nasıl donanımlara sahip olmalı? Şimdi efendim, sizler bu, ne yaparsınız? Bizler ne yaparız? Bir kere biz insanla uğraşırız. Hatası, ufacık bir hatamız cana mal olur. Dolayısıyla bir bilgi birikimi olacak. Bilgi birikimi olacak. Şartların son bilgiyle donatılmış olacak. Yani hocası ona 4 yıllık, 5 yıllık slaytlarla ders anlatıp sınıf geçirmeyecek. Dolayısıyla güncel bilgiye hoca da sahip olacak. Hoca da kendini yenileyecek. Ben ondan dolayı tüm öğretim üyelerime yılda 2 tane uluslararası yayın zorunluluğumuz var. İlk kurduğum üniversitede de onu yapmıştım. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Çünkü upgrade olmak, güncel bilgiyle donatılmış olmak çok önemli. İki, sağlık branşında bitiren bir kişinin iletişimi çok iyi olacak.
Onun için bizde özellikle iletişim derslerimizde çok fazla ekstra ders olarak. Üçüncüsü sır saklayıcı. Sağlık öyle önemli bir branş. Tabii ki en yakınınızdan bile hasta mahremiyetini sağlamanız gerekecek. Dört, öyle üniversite kültür verir, değer verir diyorum. Hep de bunu konuşmalarımda zikrediyorum. Dolayısıyla üniversite bir tek dersleri çalıştı, sınavdan geçti, diploma alınan bir kurum değil. Çünkü diploma artık eskisi gibi sizin bizim dönemden geçti. Bir yıl müddeti var. Son evet. kullanma tarihi bir yıl. Bir yıl içinde muhakkak onu yenilemeniz gerekir. Muhakkak geleceğe bilgiyi alıp, onu uygulayıp, onu işte nerede kullanacaksa kullanma yeteneğine sahip gençler yetiştirmemiz lazım. Bu bütün fakültelerde böyle ama şeyde özellikle de sağlıkta çok önemli. Yeniliklere açık olması gerekiyor. Çünkü işte her gün yeni bir şey geçiyor. Artık yani bugün artık Linac yok, Proton var. Onu kullanmayı bilecek veya en son yöntemlere açık olacak. Bunun da gereksinimine İngilizce bilecek olacak. Biz tüm lisans programlarımızda arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin hiç süresini uzatmadan. Ha bir dakika, şimdi İngilizce öğrenecekler ama burada bir özel bir çalışma var mı? Yani İngilizce diye birlikte yıl kazanma, bu İngilizce bizde o var. Şimdi çünkü tabii bazı arkadaşlarımızın aslında sağlık okuyanı herkesin İngilizce bilmesi lazım. Ama bu bir yıllarına mal oluyor. Dolayısıyla bazı öğrenciler bu işten kaçıyor. İngilizce bilmeden oluyor. Sağlık turizmi çok gelişiyor. Bilim devamlı gelişiyor. Altyapısı tamamen İngilizce bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz arkadaşlarımıza 950 saatlik hazırlık programını birinci sınıfta okutuyoruz. Süreleri de kaybolmuyor. Ondan dolayı bize akademisyen oranı herhalde en çok Biruni'dedir diye düşünüyorum şey olarak. Yani öğrencilerini gönderme oranı evet. olarak. Çünkü bilinçli bir şey belli grubu var. Arkadaşlarımız bir yıl kaybetmeden dil öğreniyorlar. Efendim burada Sayın Rektör'ün söylediklerine dikkat ediyorsunuz. Eğer sağlık sektöründe bir yer seçecekseniz özellikle başta tabii tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık bunlar ve diğer bölümlerde bir kere yabancı dil bileceksiniz literatürü takip edebilmek için. Akabinden çok önemli bir cümlenin içerisinden bir kelime çekiyorum. Diplomaların süresi bir yıl. Cep telefonu değiştiriyorsunuz her yıl. Diplomanın süresi bir şey. Kendinizi sürekli eğitim merkezleri devamlı yenilemeniz lazım. Ama bir de şu var. Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Adnan Yüksel'e o soruyu yönelteceğim. Bir de sizi seçmek isteyen öğrenciler var. Sağlık sektörünü nasıl becerilere sahip olmalı? Nasıl bir öğrenci bölüm seçmeli sağlık sektöründe? Şimdi efendim tabii insanın kendini keşfetmesi kolay bir şey değil. Bu ilkokulda olur, ortaokulda olur, lisede olur ama en çok üniversitede olur. Dolayısıyla bizde tüm branşlar olduğu için çocuk birinci sınıfı okuyor, ikinci sınıfı okuyor. Bakıyor ki ben burada daha iyi olacağım. Hemen yan dal yapabiliyor. Çift dal yapabiliyor veya bölüm değiştirebiliyor. Çünkü hepsi var ve süreleri de genelde kaybı olmuyor. Dolayısıyla biz tabii alır almaz ilk yıl hemen nöbet tutturuyoruz tıp fakültesi öğrencilerine. Hemen birinci yılda çocuklar hem PDÖ öğretimi olaraktan eczacılıkta, diş hekimliğinde hemen hastayla karşı karşıya geliyorlar. Ve diğer sağlık bölümleri de lütfen hep tıp, diş hekimliği, eczacılık diyoruz. Bugün Türkiye'de acil yardım, afet yönetiminden mezun olan çok sayıda kişiye ihtiyaç var. Bugün çocuk gelişimi olsun, beslenme olsun, odyoloji olsun, ne bileyim işte dil konuşma olsun, ergoterapi olsun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız hele de bir ergoterapiyle dil konuşma yaparsa, fizyoterapiyle ergoterapi yaparsa, beslenmeyle sağlık yönetimi yaparsa, acil yardım, afetle ne bileyim yine sosyal hizmet yaparsa mükemmel olur diye düşünüyorum. İş bulma da önemli tabii. Türkiye'de sağlıkta iş bulma oranı çok biliyorsunuz işsizlik oranı çok düşük 2.3 ama sosyal branşlara baktığınız çok zaman bu %50'ye kadar çıkıyor. Bizde adam mühendisi olmuş çocuk sonra sosyal bilim okumuş gelmiş 2 yıllık bölüme kaydolmuştu hemen atamam yapılsın diye. Sağlık gittikçe de artacak şu anda istihdam hemen hemen 1 milyon civarında ama bu çok hızlı bir şekilde Avrupa'da hemen 7'de 1'iz. Sağlık istihdamında. Amerika'ya göre 6'da 1'iz. Dolayısıyla arkadaşlar sağlık okurken hiç korkmasınlar. Hele de iyi olursa zaten önleri çok açık diye düşünüyorum. Ama kötü de olsalar kötü olmamaları gerekir diye düşünüyorum. İyi bir eğitim alacak. Ve ben şunu hep altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen iyi üniversiteden mezun olmak için gayret göstersinler. Bu iş böyle 50 yıllık meslek yapacaklar. Lütfen bir yıl beklesinler. Eğer iyi bir üniversiteye giremiyorlarsa ona vizyon katacak, ona değer katacak, ona kültür katacak bir üniversite programına yerleşemiyorlarsa hayatta bir sene üniversiteye hazırlık için hiçbir şey değil. Çünkü 50 yıllık
prestij içinde, saygınlık içinde, sevgi içinde, insanların iyi dileklerini alacak bir meslek varken, bir meslek sahibi varken sıradan bir yerden lütfen olmamalarına gayret göstersinler. Peki Sayın Yüksel, devlet ya da vakıf üniversiteleri, sağlık sektörü çok okullar var. Hocam şöyle tabii, son 5 yıldan beri bu çok soruluyor. Eskiden hep devletti. Son 5 yıldan beri devlet mi vakıf mı? Pardon, oradan şuraya gireceğim ben. İyi derken öğrenci bir sağlık sektöründeki bir üniversiteyi, örneğin tıp seçecek ya da diş hekimi ya da bir başka bölümü seçecek. Ya iyi derken nelere bakması lazım? Hocam Türk şimdi şöyle. Nedir bunların tabii başlıkları? Tabii bazı şeyleri altını çizmek lazım. Yani hepimiz devletten geldik. Devlet hakikaten yıllarca iyi de insan yetiştirdi. Ama son 5 yıldan beri, 6 yıldan beri büyük bir kan kaybı var. Çünkü üniversite hastaneleri şu anda hemen hemen hepsi zararda. Dolayısıyla ilaç alma, ismini vermek istemiyorum, ilaç alacak paraları yok. Dolayısıyla ilaç olmayınca ameliyat yapamıyorsunuz. Ameliyat yapamayınca hasta kaybediyorsunuz. Dolayısıyla dünyayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Amerika'da 100 tane iyi üniversitenin 89 tanesi foundation. Şimdi devlet belirli bir maaş veriyor. Evet. Son tabii son 15-20 yıldan beri devlet... Hocam foundation derken Türkçesini söyleyeyim. Vakıf. Vakıf Üniversitesi. Anladım. Son 15-20 yıldan beri tabii üniversite, biz mesela asistanken 30 asistandık. Şimdi sayıya baktığınız zaman 3'te 1, 2'de 1. Dolayısıyla çok şeyler, devlet hastaneleri tabii ön planda olduğu için üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirmek için aldığı sayı çok düşük. Dolayısıyla bizler de yavaş yavaş emekli oluyoruz. Veya iyilerin de daha yüksek paralarla, bu iş biraz da parayla dönüyor tabii. 2-3 kat para veriyor vakıf üniversiteleri. Dolayısıyla iyileri vakıf üniversitesi alıyor. Bir kısmı da muayenehane veya başka yerde çalışıyor. Diğerleri de çok az kalıyor. Dolayısıyla gittikçe bugün böyle konuşuyoruz ama 2-3 yıl sonra kesinlikle vakıf üniversitesi diye artık halk da kabul edecek diye düşünüyorum. Peki buradan şuraya girmek istiyorsa, burada bir de pratik yapma, uygulama yapma var. Bu sağlık sektöründeki fakülteler için nasıldır? Ya da mesela ben size öğrenciyim, devlette ya da vakıfta bu nasıl yapılır? Öğrenci nasıl uygulamanın içerisine girer? Sait Bey, bu çok güzel bir soru. Bu tamamen sahiplenme olayı. Bu tamamen sayı olayı. Şimdi 30 bin, 40 bin öğrencisi olan üniversiteyle herhalde 5 bin, 6 bin öğrencisi olan bir üniversite farklı olur, bir. İkincisi, ne kadar olursa olsun sahiplenme, işin sahiplenmeyle sahiplenmeme arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla ne yapıp yapıp sahipli bir üniversite, vizyonu olan bir üniversite ama hop oturup hop kalkan, heyecanlı, enerjik bir üniversiteyi tercih etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Sevgili üniversite adayları, tabii öncelikle bu bölümde sağlık bilimleriyle ilgili, sektörle ilgili meslekleri masaya yatırıyoruz tabii. Şimdi tercihlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. İstanbul içinde ya da dışındasınız, her ilimizde bir üniversite, hatta belli başlı ilçelerimizde de devlet üniversitelerimiz var ya da vakıf üniversiteleri. Lütfen buraya gittiğiniz zaman Sayın Rektör'ün söylediği araştırmaları yapınız, bakınız. Özellikle hastanelerde nasıldır ya da ilk etapta kimle muhatap oluyorsunuz, artılar eksiler baktıktan sonra bir karar vereceksiniz. O karar da sizin için en doğrusu olacak. Nerede? Sağlık sektörü ilgili. Ama hocam bir soru var. Hemen kulaktan geliyor. Diyorlar ki sağlık sektöründe ya da tıp fakültelerinde çift ana dal yapma olasılığı var mıdır? Ya da işte yan dal var mıdır? Bu nasıldır? Şimdi diğer fakülteleri genelde diş ve tıpta yok ama onlarda bütünleştirilmiş doktora programı var. Yani son 2 yıl doktoraya giriyorlar, MD, PhD mezun oluyorlar. Bizde de var. İlk defa Hacettepe uyguladı biliyorsunuz. Tamam. Çok da iyi oldu çünkü şöyle, biz gelir gelmez öğrenciye diyoruz ki eğer bilim insanı olacaksan daha ilk gün nöbete gitmeden hemen diyoruz ki bizim laboratuvarlarımız moleküler genetik, tüp bebek, ondan sonra histoloji, fizyoloji veya klinik laboratuvarlarımız var. Hemen çocuğu bir kere bir projeye, kendinin oluşturacağı bir projeye dahil ediyoruz. Dolayısıyla çocuk bununla başlıyor. Daha sonra diğer projelere de giriyor. Bitirdiği zaman en az 4-5 tane yayında ismi oluyor. Ve ama diyor ki tabii vizyon kazanıyor. Artık ben bitirdikten sonra artık research yapacağım, çalışma yapacağım, araştırma yapacağım veya ihtisas yapacağım ama ihtisasın yanında da araştırma yapacağım diyor. Zaten yok şimdi çalışıyor. Hem ihtisas yükselmek için de muhakkak PhD yapmak gerekecek. PhD doktora programı çok önemli çünkü orada bir akademik bir ders alıyor. Halbuki bizim uzmanlık eğitiminde tamamen pratik bir imkan var. Ama eğer insan yükselecekse, hakikaten bilim insanı olacaksa muhakkak bir de PhD programından geçmesinde büyük fayda
daha hocam soru da şu, tamam siz şimdi öğrenci geliyor bakıyor sağlık sektörüyle ilgili yerde neler var neler yok. Ancak şimdi sizin tarafınıza dönüyorum ben bu defa. Siz ne hangi özellikleri taşıyan öğrencileri istiyorsunuz? Şimdi efendim bir kere sevecek. Siz derken tıp dünyası. Tıp dünyası. Bir kere tıbbı sevecek. İnsanlarla iletişimi sevecek. Evet. Bunun bir gönül işi olduğunu bilecek. Artı tabii bir takım yetileri olacak. Tıp kesinlikle ezber değil. Onun altını çizelim. Tıp bir matematik. Evet. Muhakkak analitik düşünceye sahip olacak. Bir de hard working olacak. Yani çalışmayı sevecek. Evet. Çalışmayı sevecek. Tıp çünkü çok konu var. Çok bilmesi gereken şey var. Bilmezse olmayacak bir meslek içerisine girmiş oluyor. Dolayısıyla sağlığın tüm branşları böyle. Muhakkak çalışmayı sevecek. Ben bir başka branş gibi ya ben İşte derslere katılırım, çok da çalışmam, gelir giderim, yoklama da olmaz, sınavda da başarılı olurum, sonra da iş hayatına atılırım derseniz böyle bir şey değil sağlık. Sağlık birebir bazı şeyleri değil, tüm şeyleri birebir bilmek zorundasınız. Biz böyle bir öğrenci profili alıyoruz. Üniversite değer verir diyorum ya, işte ilk günden itibaren bu vizyonu vermeye çalışıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Adnan Yüksel'e bakın bir soru yönelteceğim. 20 yıl sonra sağlık sektöründe hangi meslekler gerekli olur, ön plana neler çıkar? Efendim hepsi gerekli olacak. Bugünden de tedbirli olmak lazım. Eğer konumuzda iyiysek bu bölünecek mesleklerde de iyi oluruz demektir. Üniversite aslında üniversite kişiliği, yani demin söylediğim gibi çalışkan, okuyan, İngilizce bilen, evet, heyecanlı bir grup yetiştirdikten sonra gelecekte de 20 yıl sonra ne olacak? Bir kere artık uzaktan takip edileceğiz. Çiplerimiz olacak, kolumuzda saatlerimiz olacak. Bütün organizmanın yaptığı faaliyetler dışarıdan otokontrol sağlanacak. İki, artık organ nakilleri çok daha yaygınlaşacak. Evet. Onların saklaması şunu bunu çok olacak. Onun dışında tabii moleküler belki genetik... yedek organ bankaları... Tabii kesinlikle moleküler genetik çok gelişecek. Evet. Çok gelişecek. Artık doğar doğmaz doğmadan önce bizim vesikayla ne zaman ne hastalığımız olacak, ne yapacak? Bunlara ne zaman tedbir alacağız? Moleküler genetik mühendisliği çok artacak. Artık DNA'larla oynayıp istediğimizi değiştirip istediğimizi alabilecek. Tabii öjen şey yapmayacağız ama bir takım işte yakışıklı olsun, güzel olsun, sarı saçlı olsun, şu bu. Bunlar da mümkün olacak ama bunlar tabii tıpta belki engellenecek ama istediğimiz hastalığı istediğimiz yerde kontrol edip istediğimiz tedavi yapabileceğiz. Sonra farmakogenetik çok gelişecek. Artık kişiye özel ilaçlar olacak. Öyle genel bir ilaç olmayacak. Herkesin ilacı farklı olacak. Tabii tıp dünyası çok gelişecek. Yani inanılmaz boyutlara gelecek. Ama bunun için demin sorduğunuz soru, adam gibi adam yetiştireceğiz, öğrenci vizyonu vereceğiz, İngilizcesi çok iyi olacak, çalışmayı sevecek, ben bu işi iyi yaparım diyecek, niyetlenecek, işi aşkla yapacak. Son söz belki Yunus Emre diyor ki işi aşkla yapan dünyayı taşır, aşksız yapan ölü ceset taşır diyor. Aşkla yapacağız, nasıl yapacağız? Kalbimizle yapacağız, ruhumuzla yapacağız, aklımızla yapacağız. O zaman başarı hep gelecek ama Einstein dediği gibi, sorunlarla uğraşmadan kaçmadığım için Einstein oldum diyor. Türk milletinin böyle bir özelliği var. Yoksa biz de Amerika'da çok kaldık. Hakikaten çok başarılıyız, çok gayretliyiz. Ama ülkeye geliyoruz, bir kriter olmayınca en çalışkan bile çalışmamaya başlıyor. Devlet üniversitelerinin hali gibi. Biz çalıştırıyoruz, iyi paralar veriyoruz, iyi hoca alıyoruz. Ama sonuna kadar da onun enerjisini kullanıyoruz. Başka türlü olacak gibi değil. Dolayısıyla mümkün mertebe... Arkadaşlarımıza hep söylüyorum, sayı önemli değil, kalite önemli, üniversitenin vizyonu, misyonu önemli. Bir de size bir gelecek, bakın eğitim dediğimiz şey davranışları değiştirmek, eğitim dediğimiz alışkanlıkları değiştirmek, eğitim dediğimiz kişilik oluşturmak, iyilik dediğimiz yol haritası çizmek. Bu da 11. yüzyıla adını vermiş Ebu Reyhan el-Biruni tabii evrensel deha, ondan aldığımız enerjiyle insan inşallah Biruni Üniversitesi olarak insanların kubbede hoş seda bırakması için bütün gayretlerimizi harcayacağız. Hocam tabii bunları çok güzel söylüyorsunuz fakat bu sırada içeriden yönetmen de diyor ki burada diyor burslar soruluyor diyor. Bursları, evet, var mı? Şimdi efendim diyor. Şöyle biliyorsunuz ÖSYM zaten %10 herkese burs veriyor. Bir dakika, biz bir uyarayım tüm öğrencilere. Pardon. Efendim şimdi sayın rektör bursları söyleyecek ama ÖSYM'nin bursları yalnızca kılavuzda yer alıyor. Üniversitelerin, vakıf üniversitelerin bursları kendi web sayfalarında bulunuyor. Lütfen web sayfalarına bakmayı unutmayın. Buyurun sayın. Evet. Biz başarıya burs veriyoruz.
arkadaşlarımız birinci sınıftan sonra aldığı puana göre hiç birinci, ikinciye değil en az 10 kişiye belirli puandan sonra belirli oranda burs veriyoruz. Hı hı. Bu da çalışmayı bütün öğrencileri ne yapıyor? İlk üçe giremiyor. Mesela 4'te oluyor, 5'te oluyor. 10'uncu da olsa belirli bir puanı tutturduktan sonra artık babasına ihtiyaç kalmadan evet. burs alabiliyorlar. Efendim sohbetin sonuna geldik. Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ülke hepimizin, çok çalışmamız lazım. Sağ olun. Efendim üniversite adaylarının sıkça sorduğu ve merak ettiği sorulardan bir tanesi de yetenek sınavı ile ilgili bir